Herkese saygılar, sevgiler. Geçsin, boyası çok hoşuma gitti. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şuradaki kusurunu hemen paylaşayım. Ayrıca çeki demir de yok. Çeki demir ile ilgili hani bende oluşan hissiyatı arada bir söylüyorum. Sanki böyle önden bir tamirat görmüş de çok orijinal yapılmamış gibi. Ama boyasının böyle 10 numara olduğunu söyleyebilirim. Boyanmışsa bile. Arabada tavan bagaj orijinalmiş. Bel altı boyanmış ama dediğim gibi çok çok güzel boyanmış. 2005 model 243 bin kilometrede benzinli LPG'li 310 binle fiyatlanmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle bir hemen için çekeyim. İçi de bu şekilde, koltukları falan hiç fena durumda değil. Focus dedim. Güneş, sıcaklık ve yorgunluk devam etti. Fiesta 2007 model 281 bin kilometrede 1.4 dizeli comfort paketi ve 315 binde fiyat yazmış. Boya değişeni nedir abi bunu? Hasar kaydı? Değişen var mı? Değişeni bilmiyorlar. Bel altı boyalı, hasar kaydı yokmuş. En son peki düz hesap 300'e bırakır mısınız? Tamam, 300'de kurtarır diyor satan abi. Megane'ın dizelin motoru çalışıyor ve dizelinde bu araba 360 ya da 370 bin kilometrelerde, yani kim bize göre, birçoğumuza göre ekonomik önünü çok çok doldurmuş, alınmaması gereken kilometrelerde. Ama şöyle biraz yaklaşırsam motorun sesini sizler de belki duyabilirsiniz. Motoru gayet düzgün çalışıyor. Satan abi de diyor ki bakımları yeni, trigeri falan değiştirmenize gerek yok. Daha evvel değiştiğini ben biliyorum. 2007 model Expression paket, 105 beygirlik olan versiyonu. 329 bine fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi affedersiniz paylaşılmış. Arabada değişen parça olmadığını söyledi. Plastik çamurluklar değişmiş olabilir. Bunlar da ekspertizde sayılmadığı için söylenmiyor. Onun dışında hasar kaydı ağır değil ve taksi çıkması da değil. Son fiyatta 320 bin lira. Hani 2007 model bir Megane içi için bence kabul edilebilir bir fiyat. Tabii kilometresi de kabul edilebilir seviyede çok değil. En dolu versiyonu değil. Dijital kliması yok. Normal manuel kliması var. Araba dışarıdan bakıldığında bu şekilde arkadaşlar. Alfa Romeo modelleri pazarda her zaman denk gelmiyor. Son dönemlerde hiç karşıma çıkmamıştı. Bu 147 karşıma çıkmışken hemen bakayım dedim. Boyası düzgün yapılmış. Lastikleri kontinental ve iyi durumda. Tavanında folyo var. Kaput çizgisine bir bakılması lazım. Orada ciddi bir ayrık var. Bu araba 2007 model. 245 bin kilometrede 325 binle fiyat yazmış. Tavan hariç boyalıymış. İki parça değişeni varmış. Burada da satan arkadaşların iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi koltukları falan kullandığınız zaman hani koltuk sizi sarıyor, işte yol tutuş kabiliyeti gerçekten yüksek. Bu anlamlarda sahibini memnun eden bir otomobil. Fakat ikinci elde her kitleye hitap etmiyor. Bununla birlikte Adana'da bile Alfa Romeo'ya bakan iki tane usta var. İki usta da böyle çok ahlaklı, çok sevdiğim ustalar değil. Parçasında zaten hani Renault modelleri gibi bir yaygınlık söz konusu değil. Sorun çıkartmayan bir araba da değil. Bundan dolayı piyasada böyle diğer emsali olabilecek otomobillerden daha az iyi görüyor. Şu şeyleri mesela, bunların kronik sorunlarından biridir. Cam açma ünitelerinin kırılması ve onları kolay kolay bulamıyorsunuz. Bulduğunuzda da en son bir arkadaşım için aramıştık yıllar önce. O zaman 150 euro para vermiştik. Ama hani otomobili kullandığınız zaman gerçekten keyif veriyor. Palio 2004 model 1.2'si 16 subaplı olanları. Palio alırken hani hep şey diyordum. Makyajsız kasalarında 2001 öncesi 1.2'ler 8 subaplı. 8 subaplılar da böyle klima kaldırmayabiliyor. O yüzden 1.2'lerin aslında Palio serisinde makyajlı kasada en makul seçeneği 1.2'lerin 16 subaplı olan versiyonu. Bu da onlardan birisi. Araba orijinal 183 bin kilometredeymiş. 325 binle fiyat yazılmış. Benzinli EPG'li. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bel altı boyalıymış. Motor kaputunun üstünde de şöyle hafif bir boyayla ilgili rutuş yapılmış. Dışarıdan bakıldığında net düzgün duruyor. Bir de şöyle bir içini açıp sizlerle paylaşayım. Koltuk döşemelerinde, kılıflarında herhangi bir yırtık, sökük, deformasyon görmedim. Kapı hissiyatı da çok güçlü kapatmamına rağmen gayet iyiydi arkadaşlar. Katılım olursa yeni bir video serisine başlamak istiyorum. Satlık otomobilim. Şimdi bu tarz bir video serisini kanalın ilk günlerinde yapmıştım. Fakat burada işte sağımda solumda yakınlarımın otomobillerini detaylı bir şekilde anlatarak yapmıştım. O seri hani kanal da yeniydi. Biz de işimize çok vakıf değildik. Çok böyle istediğim kadar müthiş ilgi görmedi.
Bu seyirdeki fikrim şu. Örneğin pazarda mesela bir otomobili çekerken ilk başta kendi gördüğüm kusurların durumunu genel olarak soruyorum. Fiyatının piyasaya kıyasla karşılaştırıyorum ve sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda otomobilin bilgilerini sizlerle paylaşıyorum. Ama bu bir dakika sürüyor. Bu seyirde ayrıntılı olarak belki bir test sürüşüyle, belki sahibinin ekspertizi yaptırmışsa onunla, belki ustaya gitmeye kabul etmesiyle ustayla, yani detaylı alıcı gözüyle, böyle alıcıymış gibi otomobili gidip değerlendirerek onun videosunu paylaşmak istiyorum. Bu seride ne alıcıdan ne satıcıdan en ufak bir maddi beklentim yok. Benim için videolar izlensin, bana bu yeterli arkadaşlar. Bu seride biliyorum ki pazar videolarında yüzlerce otomobil satıldı videoları izleyip. Bu seride de işe yarayacağını, alıcı ve satıcı açısından belki hayırlı bir işe vesile olabileceğimi düşünüyorum. Fakat burada bir beklentim ya da hani şart gibi söylemeyeyim ama şunu yapmayımı beklemeyin. Pazarda bazen karşıma çıkıyor. Piyasası 400 binli olan otomobili mi çek diyorlar. İşte gidip bakıyorum fiyatına 550 binine yazmış. Böyle otomobilleri ben zaten pazarda çekmiyorum. Özel olarak hiç videosunu çekmem. Ya da bazı satıcılar otomobillerinin kusurlarını gizlememi, işte o otomobillerini övmemi bekliyor. Böyle bir durum da beklemeyin arkadaşlar. Neyse o, objektif bir biçimde. Yani kendinize, dürüstlüğünüze, otomobilinize güveniyorsanız ben de gelip otomobilinizi alıcı gözüyle değerlendirip kısa bir test sürüşü yapıp otomobilinizi çekmek isterim. Belki hayırlı bir işe de vesile olurum. Bu şekilde bana can2301@hotmail.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Bu projeye katılmak isterseniz. Onun dışında yorumları da okuyorum ama kaçmaması açısından hani yorumun yanında yoruma yazabilirsiniz elbette ama e-posta atarsanız daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurarız. Umarım seride yeteri kadar ilgiyi görür. G-Kasa Astra. Yer yer güneş yanıkları var ve motor kaputunda gördüğüm folyo var diyecektim. Sadece kenarı şeyliymiş, korumalıymış. Araba 2006 model. 349 bin lira fiyat yazılmış. 183 bin kilometrede. Burada araç motor tertemiz gibisinden klima hepsi mevcut. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Güneş yanıkları dışında hani kasası fena durmuyor. Güneş yanıklarının da hep dert oluyor. Şu camları falan da orijinal. Şimdi güneş yanığından dolayı boyattığınız zaman otomobil işte boyalı diye gözüküyor. Boyatmadığınız zaman da böyle oluyor. Genellikle Opel'lerde şu direksiyon şeyleri, korna tuşları falan sıkıntılı olur. Bunda öyle bir sıkıntı yok. İçi de yaşına kıyasla temiz duruyor. Çünkü araba hani daha 200 bin kilometreyi geçmemiş. Kilometre ile ilgili şunu söylüyorum. Bu otomobil nazarında değil. Genel olarak 10-12 yaşına geçmiş olan 2010 öncesi otomobillerde kilometre tespiti gerçekten çok zor ve genelinde maalesef oynamalar söz konusu. İki tane C kasa Corsa var. Hızlı hızlı şu maviyi çekeceğim. Öncelikle mavi çünkü çok iyi görünüyor. Bakımlı görünüyor. Enjoy farlı. Muhtemelen Essentia donanım değil. Enjoy donanımdır. Ankara plakalı. Gerçekten böyle sahibi iyi bakmış. Şimdi fiyat yazılmamış. Satan arkadaş buradaysa bir fiyat soracağım. Hocam Corsa sizin mi? Evet, ne istiyorsunuz? 460 bin. 2003 model Enjoy 152 bin kilometrede. Sıfır muayene, hiç tüp takılmamış. 3 parça boyalı. Air süspansiyonlu. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi kilometresi düşük. Allah var. Ama şunu söyleyebilirim. Bir eczacı arkadaşım, daha doğrusu doktor arkadaşımın eczacı eşi 80 bin kilometrede yan tarafı sonradan yani boyalı denilmez arabaya boyalı olanını 440 bin liraya satamadı. O yüzden bu araba bu fiyata satılır mı? Açıkçası sizler yorum yaparsınız arkadaşlar. O yüzden fiyat yazılmamış zaten. Pazarda bazen böyle şeyler olabiliyor. Hani iki sonraki neslinin fiyatı istenilen otomobiller de olabiliyor biraz gösterişli olursa. Bu Corsa 350 bine yazılmış. Hoş, buna da düşük bir fiyat yazılmamış ki Corsa'ların C kasasını hani 300 bin civarında bulabiliyorsunuz. Bu araba 300 bin kilometrede üstelik. Araba masrafsız olduğu da yazılmış. 4 parça boyası varmış. Hasar kaydı değişeni yokmuş. Burada iletişim bilgisi var. Boyası düzgün, kasası düzgün ama kilometresi 300 bin. 300 bin kilometrede hani hep bunu söylüyordum ya, Toyota falan alırken, Honda alırken çok şey yapmıyorsunuz. Ama Opel, Volkswagen, Ford alırken 300 bin kilometreler biraz daha şey oluyor. Corsa için de bence ideal bütçe 300 bin lira civarıdır. Tabii durumuna göre, motoruna göre. Şimdi 1.3 dizelleri sağlam motor. Bunu tavsiye ederim. 1.0'ları şehir içerisinde yeterli genel olarak. 1.4'leri böyle biraz sorun çıkarttığı zaman her tamirci bakmak istemiyor. Böyle bir dezavantajı var. Şimdi normalde Clio'ların fiyatları, Clio 2'lerin fiyatları ortalama böyle 230-240 bin lira seviyelerinden başlıyor. 300 bin seviyelerinin üzerine çıkıyor.
Bu arabanın fiyatı 352 binle yazılmış. Hani olması gerekenin üstünde. Bunun nedeni de arabanın orijinal olması. Yani hiç boya olmadığından dolayı böyle emsallerine kıyasla daha yüksek bir fiyat yazılmış. Bu otomobillerle de ilgilenenler muhakkak oluyor. Araba 260 bin kilometrede. Muayenesi yeni ve hatasız. Satan abilerin iletişim bilgisi burada paylaşılmış. Şöyle bir içini de çekelim. Binici arabası olduğu zaman doğal olarak daha temiz oluyor. Daha böyle kusursuz, sorunsuz oluyor. Ama bundan mütevellit fiyatları da emsallerine kıyasla daha yüksek olabiliyor. Focus 1 makyajlı kasanın hani boyası güzel ama çizgileri çok net gibi değil. O yüzden detay bakılması şart. Araba 290 bin kilometrede 2004 makyajlı kasası 355 binle fiyatlanmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Gördüğüm kadarıyla kapı kartonlarında, kapı döşemelerinde falan biraz deformasyon var. Genel olarak içine motoruna bakılması lazım. Hatta kaportasından daha önemli motor bu tarz otomobillerde hele hele Ford'larda biraz daha ön planda değerlendirilmeli. Genellikle bunlarda titreme, rölanti dalgalanmaları falan görülüyor ve bunların tespiti biraz zor oluyor çok iyi usta değilse. İşte boğaz kelebeği değişiyor, MAF sensörü değişiyor, hava akış metresi değişiyor. Sorun çözülemiyor ama çözülmedikçe bu değişimlerin her biri sahiplerine masraf olarak yansıyor arkadaşlar. Şimdi 1.6 ES'e direkt şey sordum, güvenlik paket mi? 1.6 ES tam dolu güvenlik paket. Çünkü bunların hepsinde ABS olmuyor, güvenlik paketlerinde oluyor. Onun dışında Air var mı, Set var mı? Genellikle Civic'çilerin ilk böyle dikkat ettiği noktalar. Araba düşürülmüş, Air yok, Set de büyük bir set yok. O normal bir müzik sistemi var. Fabrika çıkışlı. Evet, 365 bine fiyat yazmışsınız. En son kaça bırakırsınız? Ciddi alıcılara 355-360'a kadar bırakacaklar. 355'e kadar bırakacaklarını söylediler satan arkadaşlar. Şurada iletişim bilgisi var. Camında da şöyle bir çatlak var. Bir de içini çekip sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Honda Civic'in hayranı çok böyle sürüşü keyifli bulanlar var. Ben keyfi bulmasam da sürüşünü böyle sevenler, tarzını sevenler var. Bundan dolayı piyasada yüksek fiyatlara gidiyor. Yaşlı olan otomobiller içerisinde ve hala ilgi görüyor. Kilometresi kaç bilmiyorum ama 300 bin üzeridir diye tahmin ediyorum. 200 olması lazım. 200 bin kilometre bu otomobil için gerçekten düşük bir kilometre ama Honda'larda şöyle bir özellik var. Özellikle mesela bir Ford modeli, Opel, Volkswagen 300 bin kilometreyi geçtikten sonra insanlar biraz daha tereddüt ediyor. Fakat Honda'larda tereddüt oranı biraz daha düşüyor. Şurasında şeyler yapmışsınız, tuşlar yapmışsınız. Bunlar ne? Onlar o kaputu açması lazım öndekinin. Arkasının da ya bagajı ya da... Anladım. Orada şeyleri bagaj ve kaputu açmak için ekstradan şeyler yapılmış. Yani bu yaştaki bir otomobil için koltuk döşemeleri, kapı döşemeleri gayet net, gayet düzgün. Michelin lastikli 207. Michelin lastik yayını arada bir yapıyorum. Hani Michelin lastik kullananlar otomobillerinde bir derece daha genellikle iyi bakanlar oluyor. Bu araba 2008 model. Muayenesi yeniymiş. Çelik jant varmış. Hasar kaydı yokmuş. 264 bin kilometrede 368 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Yanında bir de takas olur denmiş. Şöyle şu şeyinde bir kilit yerinde bir kusur gördüm. Kapı gıcırtısı da normal değildi. Buna bir bakılması gerekiyor. Bu kapı belki değişmiş olabilir ama içi koltuk döşemesi olarak temiz durumda. Şuradaki kusurunu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şöyle şu açıdan bakıldığında kilidin böyle biraz göçük ve kırık olduğunu söyleyebilirim. Clio'ya 375 binde yazılmış. 1.2 16 subaplı. Model yılı yazmamış ama 2007-2008'dir diye tahmin ediyorum. 218 bin kilometrede burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Yan tarafları boyalıdır diye tahmin ediyorum. Araba sizin. Yan taraflar boyalı. Motor kaputunda, tavanda boya yok herhalde. Abi, motor arka tarafta var abi. Arkada var. Şu kapı değişe sadece şoför kapısı başka. Hasar kaydı ne kadar? 10.000. O dizeli değil mi? Benzinlisi 1.2 özür dilerim. 1.2 benzinli epe gerisi. Videodan biri ararsa bunu en son kaça bırakırsınız? 350 sizi kurtarır mı öyle sorayım ya da. Ciddi alıcı çıktı. 360'a da en son satan arkadaşlar bırakacağını söylediler. Bir çalışmayanı bir masrafı var mı? Yok, kliması her dahil. Aksamı çalışıyor. Her aksamı. Yani harika bir araba o kadar. Motor konusunda hiçbir sıkıntı yok. Şanzıman harika. Zaten hani satan arkadaşlar diyor ki motor şanzıman harika diyor. Clio 3'ün benim de en sevdiğim tarafı bir tane Clio 3'ün çok kötü durumda. 280 bini geçmiş kiralık kullanılmış bir aracını bir dönem kullanmam gerekti. O otomobilde bile motor yürüyen o kadar iyi durumdaydı ki böyle binici arabalarında zaten Clio'lar kolay kolay sorun çıkartmıyor arkadaşlar. İçi de bu şekilde.
Station Wagon Laguna. 375 bin'de fiyat yazılmış. Buradan hemen bilgilerini sizlerle paylaşayım. 1.6 benzinli 110 beygir 270 bin kilometreye yaklaşmış ve iletişim bilgisi burada paylaşılmış. Hasar kaydı yokmuş. Çeki demiri varmış. İçi de gayet yaşına kıyasla düzgün duruyor. Bakımlı duruyor arkadaşlar. Önce hemen fiyatını söyleyeyim. 380 bin'le yazılmış ama satan arkadaşımız kanalın izleyicisi. 360 kimseye demedim dedi ama videodan biri ararsa kanala özel 360 bine bırakırım diye söyledi. Araba boyasız. Tamponlarında boya varmış ki tamponlar zaten sayılmıyor. Lastikleri falan iyi durumda. Bir yıldır kullandığını söylüyor. Şimdi Chery ile ilgili şunu söyleyebilirim. Özellikle o dönemde de aynı şey geçerliydi Tiggo'larda. Şimdi donanım olarak ortalama seviyenin üstünde donanımlara sahip, fiyatları da olması gereken fiyatların altında oluyor. Hani işçilik malzeme kalitesi bunlar da daha düşüktü. Son modellerinde biraz daha bunu amorti ettiler ama Chery ile ilgili korku genel olarak işte pazarda ne olur parçasını bulabilir miyim gibisinden. Bu son satılan örneklerinde işte Tiggo'larda, Pro 8, Pro 7'lerde, Omodo'larda falan şöyle söyleyebilirim. Onlarla ilgili en ufak bir parça problemi yok. Ben yedek parça, çıkma yedek parça işi yapıp da iki tane Chery modeli alan kişiyi biliyorum ki talep olduğundan dolayı. Bu arkadaş bu otomobiller ilgili de satan arkadaş dedi ki şimdi dedi periyodik bakımla ilgili parça problemi yok. Genel olarak sabit parçaları da bulunuyor. Fakat bazı parçalarda dedi sipariş üzerine gelmesi söz konusu olabiliyor dedi. Araba 272 bin kilometrede 380 bin'e dediğim gibi yazmış ama 360'a bırakacak. Tüm bakımları yapılmış. Geri görüş kamerası, işte deri koltuk full denilmiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Hani bunu şöyle içini açarak da sizlere göstereyim. O dönemde işte geri görüş kamerası tamam sonradan yapılma ama deri koltuk, dört cam otomatiği, klima, sunroof gibi donanımlar bu fiyatlara satılan otomobillerde pek yoktu. Chery'nin de zaten şu anki avantajı gibi o dönemlerde de fiyat donanım, fiyat performans avantajı vardı arkadaşlar. Bir de ön koltuklarda ısıtma var. Ön koltuklarda ısıtma özelliği de varmış. Ford Focus 2. Bence günümüzde 400 bin lira civarı bütçelere alınabilecek ideal aile otomobillerinden biridir. Ama hani sorun çıkartır mı? Zaten 10 yaşına geçmiş işte 15 yaş seviyelerinde olan otomobillerde sorun çıkması anormal bir durum değildir. Bu 2007 model 320 bin kilometrede 380 bin'e fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Tavanında güneş yanığı var. Bel altı boyası düzgün. Üzerinde gördüğüm camları orijinal. Koltuğu hafif bir tamirat görmüş ama önemli bir yırtığı söküğü yok arkadaşlar. Kapı hissiyatı bu şekildeydi. Bir de Focus'un sahibine şey soralım. Boya değişen, hasar kaydı, son fiyat. Tamam. En son. 40 bin lira normal kayıt mı? Parça parça. Parça parça 40 bin lira kaydı varmış. En son oraya ne yazmıştın abi? Ha, 10 bin lira bir indirim yaptın. 5 daha benden yap bari. Ciddi alıcı çıkarsa. Abi diyor ki 370 binden aşağı kurtarmaz. Gerçekten fiyatına uygun yazmış. Tek şeyi kilometresi hani 300 bin kilometreyi geçtikten sonra şey yapacaklardır. Satan abi de motoru garantili mi diyor. Motoruna garanti veriyor. Megane 1'in makyajcısı dışarıdan bakıldığında fena durmuyor. Tabii güneş yanıkları falan var. Lastikleri iyi durumda. Genel olarak çizgileri de düzgün arabanın. Arabaya 380 binle fiyat yazılmış. 2001 model 1.6'sı pastası ve hatası boyası sadece bir parça ya da iki parçaymış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Bu fiyatlara Megane 1 alınır mı? Bence siz yoruma yazacaksınızdır arkadaşlar. Çünkü Megane 2'lerin tamam aynı durumda olmasa bile örnekleri karşımda da sıkça çıkıyor. Linea'nın ilk gördüğüm kusuru şuradaki kusuru. Onun dışında hani ortalama seviyede durduğunu söyleyebilirim. Makyajlı kasa 2014 model 234 bin kilometrede ve 385 bine fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle bir içini de açıp sizlerle paylaşayım. Bunda da hani hep Renault grubunda da aynısı oluyor. Bunlarda da aynısı oluyor. Şu teyp tuşlarının deformasyonları, soyulması sıkça görülüyor. Koltukları falan gayet temiz ama. Bir aralıkla iki tane Punto var. Makyajlı olan, sunrooflu olana 419 bine fiyat yazılmış. Önce bunun hemen bilgilerini hemen bir paylaşayım. Sağ çamurluk değişmiş, kaput değişmiş. Sol çamurluk boyalı, arka sağ çamurluk boyalı. Harici hata boya yok ve işlemsizmiş. İletişim bilgisini göremedim. Orada ekspertizi var. Bu sunrooflu. Bunda
hasar kaydı da olabilir. Fiyatı çünkü hani o durumdakilere göre şey gelmedi, yüksek gelmedi. 2012 model muayenesi yeni olanında 385 bin'e fiyat edilmiş. Bunun iletişim bilgisi burada paylaşılmış. Buradaki bilgilere göre motor kaputu, tavan, bagaj boyasız. Belki motor kaputun ucunda boya gözüküyor. Onun dışında yanlarda iki tane değişeni ve diğer taraflarında boyası var arkadaşlar. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Devam videolarını Otopazarı kanalında izleyebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.